Aa, Deniz Hanım. Hoş geldiniz. Ne haber canım? İyiyim, teşekkür ederim. Narin odasında mı? Yok, çıktı Narin Hanım. Ha, tüh ya. Şey, yemeğe mi çıktı? Telefonlarını da açmıyor. Yok, sabah gelir gelmez çıktı. Fırat Bey diye biri geldi, hemen apar topar çıktılar. Kim o? Sevgilisi falan mı? Çok yakışıklıydı. Ortada da fena bir elektrik vardı. Fırat Bey. Evet. Nereye gitti bunlar? Bilmiyorum ki. Günlerdir geldiği yoktu zaten Narin Hanım'ın. Şimdi tam işe başlıyor derken birdenbire hemen yakışıklı bir prens tarafından kaçırılıverdi. Ama patronun pek hoşuna gitmedi bu durum. Gerçi bizim kızın da pek laftan anladığı yoktu ama... Ama neyse, iş her zaman bulunur. Hayırlısı olsun. Değil mi? Hı. Kaçta çıktı bunlar? 9 filan. Tam da işe dönmeye karar vermiştim. Çok zor durumda bıraktın beni. Bir de yetmiyormuş gibi tam çıkarayak patronla burun buruna geldik. Yani hayır, iş olsa, Sermet'le ilgili bir şey olsa bankada, ofiste konuşulur diyecek. Belli ki bir şey var dedi adam. Sen bıraksan olacak kalın, ne düşünürse düşünsün. Seni o itin önüne atarken kılı kıpırdadı mı hiç ha? Bal gibi biliyordu neler döndüğünü. Sermet'in o dev kara para aklama imparatorluğunun baş mimarıdır o herif. Kara para mı? Kara para mı aklıyor Sermet? Bizim yaslı anlı çamaşırcı Saliha teyzenin oğlu Babür'ün o Kariyer İmparatorluğu'nu çok çalışarak kurduğunu falan düşünmüyorsun değil mi? Bak Narin, ben işi bırakıyorum. Seni de kendimi de korumamın tek yolu bu. Geriye tek bir sorun kalıyor. Sana olan kişisel saplantısı. Buna oturup konuşmamız lazım. Benim yüzümden tekrar bu adamla başın derde girdi. Haber ışık hızı. Ulaşmış babama anlaşılan. Efendim baba. Ne halt ediyorsun sen Fırat? Bankadaki işinden istifa etmişsin. Ne oluyor? Başka çarem yok baba. Genel müdürlük olaya el koydu. Beni bypass ederek Babür'ün kredisini tahsile koyuldular. O iç şimdi beni ve çevremdekileri kıskacı alacak. Ama ben yokum. Tamam, o kazandı. Benim bu hayattaki önceliklerim başka. 2 gün hiçbir şey yapmayacaksın. Ben bu işi halledeceğim. Hiçbir şey. Anladın mı? İstifanı dondur, bekle. Ben çözemezsem 2 gün sonra istifa edersin. Baba, böyle bir iki yere telefon açılarak halledilecek bir olay değil bu. Uzatma evlat, uzatma. Çözeceğim dediysem çözerim. Laf dinle, kıpırdama. Git evinde otur, benden haber bekle. Ne oldu? Ne dedi baba? Bana gidelim mi, konuşuruz? Sana mı? Şu arabadan neden inemiyorum? Ellerim ayaklarım niye felce uğruyor bana baktığı zaman? Tamam ya. 5 dakika oturur kalkarım. Öf, evini merak ediyorum. Ne yapayım? Ne güzel uçalım. Narin Yılmaz. Durat Hukuk Bürosu'nda çok iyi bir pozisyonda. Yaslıhan'dan gelme, ailesini terk edip İstanbul'a üniversite okumaya gelmiş. Adlarını bile anmaz. Dilenci gibi bir şeydi ilk geldiğinde, sonra adam oldu. Ablam sayesinde. Bu da Fırat. Fırat Kazan. Hayatımın aşkı ve evleneceğim adam. Tanıyorum kendisini basından. Bunların ikisi geçmişten tanışıyor. Ama açıklamıyorlar, saklıyorlar. Hayatım, sekreterin yerinde yoktu. Ama... Irmak. Narin. Senin ne işin var burada? Narin bizi ziyarete gelmiş. Hı. İş için. Önce eski bir gönül macerasıdır, önemsizdir. Ortalığı bulandırmamak için söylemiyorlardır diye düşündüm. Ama öyle değil. Artık eminim. Başka bir şeyler dönüyor. Acelesi yok hayatım. Amcam bekledi bekledi, evine geçti zaten. Senin ablanla ilgileniyordum. Narin'i kasaba günlerinden tanımıyorsun değil mi Fırat? Hı? Tanıyorumdur. Folklor falan oynamışızdır belki. Dalga geçme benimle Fırat. Ya bu aldattı beni. Ondan sonra tabii benim bildiğimi bilmiyor. Ben de çok enteresan bir yerden öğrenmişim. Kız dayımın kızı. Hadi dayının kızı. Kısmetsiz çocukmuş.
Hissediyorum. Tanıştıklarını itiraf ederlerse kötü bir hikaye var sanki ortaya çıkacak. Geçmişten kalan. Çünkü Fırat bankanın önünde vurulduğu zaman polislere tek kelime bile etmedi o kızla alakalı. İsmi bu işe karışmasın diye. Hatırlıyorum. Bu kız bize kötü bir şey yapacak. Adım adım izliyor beni Fırat'layken. Ablamı da kullanıyor ve ilişkimiz hakkında garip garip özel bilgilere sahip. Ya bırak Allah aşkına ya. Fırat kendi söyledi. Tutturmuşsun ben de geleceğim diye, zeytinlik bakacağım falan diye. Fırat'ı arayıp beni davet edip etmediğini mi sordun sen Nari? Ha, evet çok merak ettim. Aradım Fırat'ı. Bu manyak kadını niye yanında götürüyorsun dedim. Evet. Fırat özgür ruhlu, hiçbir baskıyı zerre kadar takmayan, kontrol edilmeye gelemeyen bir adamdır. Yani bu kızla gönül ilişkisi yaşamak istese sırtını dönüp giderdi. Başka bir şey var yani ortada ve benim bunu bilmem lazım. Kadın buna şantaj mı yapıyor acaba? Bilmiyorum. Ama elindeki koz her neyse bunu kullanacak ve Fırat'ı benden almaya çalışacak, biliyorum. Çünkü hala Fırat'a deli gibi aşık. Şimdi bana ikisiyle ilgili detayları bir bir verin. Bu araştırma süresince de şüphelerinizi hiçbir şekilde ele vermeyin. Kadına da gayet dostça davranın. Şimdi işi, evi, ailesi, çevresiyle ilgili ayrıntılarla başlayalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.